Ya mutluluk diye bir şey aslında yoksa? Duygularımız hakkında düşünme şeklimiz nörobilimcilerin beynimizde ve davranışlarımızda gördükleriyle uyuşmuyor. Öyleyse kafamızın içinde neler oluyor? Duygular nasıl çalışır? Hepimiz her gün çeşitli duygular yaşadığımız için bu garip bir soru gibi görünebilir. Eski bir arkadaşı görmenin mutluluğu, trajik bir film izlerken yaşadığımız üzüntü, sevdiklerimizi kaybetme korkusu. Duyguların otomatik olarak oluşturduğunu düşünüyoruz. Belki kalbiniz daha hızlı atmaya başlar, sinirleriniz gerilir, yüzünüz tanıdık bir şekil alır ve duygu sizi içine çeker. Peki ama bilimsel bir bakış açısıyla duygular nedir? Platon, Aristo, Darwin, Freud gibi düşünürler ve bilim insanları yüzyıllar boyunca duyguları açıklamaya çalıştılar. Duygular doğal ve kontrol edilemez göründüğü için doğuştan beri bizimle oldukları düşünüldü. Ancak son yıllarda beynimizin zihnimizi nasıl meydana getirdiğini inceleyen nörobilim alanı hızla gelişti. Artan ilgiyle birlikte duygular üzerine yoğun araştırmalar yapılmaya başlandı ve yeni tartışmalar gündeme geldi. Sadece onlarca yıl önce bilim insanları beynin duygusal deneyimlerimizi nasıl yarattığını tahmin etmekten başka bir şey yapamıyordu. Ama günümüzde beyin görüntüleme teknikleri sayesinde kafanızın içinde olup bitenlere güvenli bir şekilde bakabiliyoruz. Bu sayede insanların içindeki sinirsel aktiviteyi an be an gözlemlemek mümkün. Ve görünen o ki duygular söz konusu olduğunda eski tahminlerinizi baştan yazmak gerekiyor. Duygular çoğu insanın düşündüğü gibi bir şey değil. Konuyu bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki ormanda yürürken bir ayı gördünüz. Aniden korku hissettiniz. O anda içinizde ne oldu? Geleneksel açıklama şu şekildedir. Ayıyı görür görmez özel bir parçanız harekete geçerek vücudunuzu önceden belirlenmiş bir şekilde tepki vermesi için tetikledi. Kalbiniz hızlandı, tansiyonunuz yükseldi ve yüzünüzde tüm insan kültüründe geçerli olduğu sanılan bir korku ifadesi oluştu. Bu klasik görüşe göre ateşlenen korku devresinin bedensel değişimlerin ve yüz ifadesinin korkuyu diğer tüm duygulardan ayıran belirgin, saptanabilir bir parmak izi oluşturduğunu varsayalım. Bu parmak izi ve diğer duyguların parmak izleri muhtemelen evrim yoluyla atalarımızdan bize geçmiştir. Amigdala, düşünme, bellek, empati ve duyguyla ilişkilidir. Zaman değişiyor ama klasik görüş ne kadar ilgi çekici olursa olsun doğru değil. Bilim insanları bir asırdan uzun süredir yüz, vücut ve beyin duygularının parmak izlerini arıyorlar ama bir şey bulamadılar. Bazen insanlarda veya diğer hayvanlarda mutluluk, üzüntü, öfke, korku veya diğer duyguların parmak izlerinin bulunduğuna dair bir haber görüyoruz. Ama başka bilim insanları bu iddiaları tekrar sınayınca doğrulanamadıklarını ortaya çıkarıyor. Örneğin bilim insanları yıllarca beynin korku devresinin amigdala adlı bölge olduğuna inandılar. Google'da amigdala korku şeklinde bir arama yaparsanız bu iddiada bulunan binlerce makale bulabilirsiniz. Yine de bu doğru değil. Amigdalası olmayan bazı insanların hala korku hissedebildiğini artık kesin olarak biliyoruz. Üstelik amigdala onlarca başka zihinsel işlevde görev yapıyor. Yani sadece korku devresi olması da mümkün değil. Aynı şey belli bir duygunun merkezi olduğu iddia edilen diğer beyin bölgelerinin de hepsi için de geçerli. Klasik görüşte temel sorun, duyguların birkaç parmak izine sığdırılamayacak kadar geniş bir çeşitliliğine sahip olması. Her korktuğunuzda gözleriniz genişliyor mu? Her zaman nefesiniz kesiliyor mu? Tabii ki bu sorunun cevabı hayır. Korku hisseden insanlar çığlık atabilir, ağlayabilir, gülebilir, gözlerini kapatabilir, yumruklarını sıkabilir, kollarını savurabilir, bayılabilir ve hatta donup kalabilir. Ayrıca çok sayıda çalışmayı temel alan bir istatistiksel analize göre mutlu olduğumuz zamanların sadece %12'sinde gülümsüyoruz ve öfkeli olduğumuz zamanların %28'inde kaşlarımızı çatıyoruz. Bebeklerin üzerinde yapılan bir başka bir araştırmaya göre korku ve öfke anlarında yüz hareketlerini neredeyse ayırt edilemiyor. Vücutta tek ve sabit bir parmak izi olan hiçbir duygu yok. Üstelik farklı kültürlerin farklı duyguları var. Örneğin Almanca'da farklı anlamlara sahip 3 öfke tipi var. Rusça'da bu rakam 2, Mandarin'de ise 5. Pek çok kültürde Türkçe karşılığı olmayan duygular var. Örneğin Mikronezya'daki İfaluk halkının Fago adı verdiği duygu, duruma göre sevgi, empati, acıma, üzüntü veya şefkat anlamına gelebiliyor. Daha da ilginci, Batılıların duygularla ilişkilendirdiği bazı olayların bazı kültürlerde karşılığı yok.
Namibya'da yaşayan Himba halkında bir örnek verelim. Biz gülen birini gördüğümüzde o kişinin mutlu veya keyifli olduğunu düşünürüz. Ama Himbalar sadece kişinin güldüğünü anlıyor. Gülmeyi zihinsel bir durum olarak algılamıyorlar. Dünyanın farklı yerlerindeki duygusal yaşamın çeşitliliği klasik görüşte açıklanamayacak kadar geniş. İfaluk halkının Fago adını verdiği duygu, sevgi, empati, acıma, üzüntü veya şefkat anlamına gelebilir. Duygular nasıl oluşuyor? İnsan beyni bir aldatma ustası olduğu için duyguların nasıl oluştuğunu anlamak zor. Beyin nasıl yaptığını hiç fark ettirmeden neşe, kıskançlık, merak ve gazap gibi inanılmaz çeşitlilikle deneyimler yaratabiliyor. Ancak beyin görüntüleme alanındaki gelişmeler sayesinde artık beynin duygu yaratma tekniğini anlamaya başladık. Beyninizin en önemli görevi vücudunuzu canlı tutmak. Bunu başarmak için de zamanının çoğunu birazdan ne olacağını tahmin etmeye ayırıyor. Böylece vücudunuz beklenmedik durumlara hazır olabiliyor. Araştırmalar beyninizin enerjisinin %60 ila 80'ini tahminde bulunmaya harcadığını gösteriyor. Beyniniz geçmiş deneyimlere dayalı olarak her an binlerce tahminde bulunuyor ve genellikle de birazdan yaşanacak durumla ilgili tahmini doğru çıkıyor. Örneğin yürürken bir sonraki adımı atmak için ayağınızı her kaldırdığınızda beyniniz ayağınızın nasıl yere ineceğini tahmin ediyor. Beyniniz yanlış tahminde bulunursa tökezleyebiliyorsunuz. Daha önce havalimanlarındaki yürüyen yollarda inerken tökezlediyseniz tahmin hatasının nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz demektir. Beyniniz diğer insanlar hakkında da tahminlerde bulunuyor. Araştırmalar yeni tanıştığınız yabancıların yüz hareketlerini beyninizin tahminleriyle örtüştüğünde onları daha çok sevdiğinizi ve onlara güvendiğinizi gösteriyor. Beyniniz dünyayla ilgili tahminlerin yanı sıra hayatta ve sağlıklı kalmanız için vücudunuzla ilgili tahminlerde de bulunuyor. Kalbinizin ne zaman hızlanıp yavaşlaması ve tansiyonunuzun ne zaman yükselip alçalması gerektiğini, ne zaman derin nefes alacağınızı, ne zaman daha fazla tuz, şeker, su veya hormona ihtiyacınız olduğunu tahmin ediyor ve bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor. Beyin adeta vücudunuzun bütçesini yönetiyor ve buradaki para birimi biyolojik. Bu bütçeleme süreci hayatınız boyunca devam etse de çoğu zaman onun farkında olmuyorsunuz. Ama süreç iyi bildiğiniz bir şeyi üretiyor, ruh halinizi. Kimsenin anlamadığı gizemli bir süreçle bedeninizdeki fiziksel hareketler zihinsel hale geliyor. Kendinizi iyi, kötü veya ikisinin arasında bir yerde hissediyorsunuz. Sakin veya gergin olabiliyorsunuz. Ruh haliniz vücudunuzun sağlığını gösteren bir barometreye benziyor. Çoğu zaman arka planda kalsa ve fark edilmesi de hayatınızın her anında sizinle. Duygularınızı da aynı süreç farkındalığınızın tamamen dışında üretiyor. Ormandaki ayı örneğimize geri dönelim. Ormanda yürürken beyniniz her an geçmiş deneyimlere dayanarak binlerce tahminde bulunuyor. Her adımı ayağınızın altındaki kuru yaprakların çatırdamasını ve üzerindeki yeşilliklerin görünümünü önceden tahmin eder. Tempoyu sürdürmek için ihtiyaç duyacağı kalp ve nefes hızını tahmin eder. Hatta beyniniz ortalama uygun hayvanlar hakkında tahminlerde bulunur ve vücudunuzu onlarla başa çıkmaya hazırlar. Kalbinize daha hızlı atması, akciğerlerinizde daha derin nefes alması ve benzeri için sinyaller gönderir ve vücudunuzu kaçmaya hazırlar. Aynı zamanda beyniniz kaçmaya hazırladığınız andan itibaren nasıl hissedeceğini tahmin eder ve tedirgin bir ruh hali üretir. Tüm bu tahminler geçmiş korku deneyimlerinizden gelir. Yani birazdan gerçek bir ayı ortaya çıkarsa anında koşmaya ve korkmaya başlarsınız. Böyle durumlarda korkunun bir refleks gibi otomatik devreye girdiğini hissedersiniz. Siz daha bilinçli olarak farkında olmadan beyniniz vücudunuzun duyumlarını işler ve hareketlerinizi başlatır. Duygularınız 3 malzemenin birleşmesiyle oluşuyor. Vücut bütçeniz, mevcut durumunuz ve geçmiş deneyimlere dayalı tahminler. Bir histen fazlası. Ama ya ayı yoksa? Bu bir tahmin hatasıdır ve belirgin bir nedeni olmayan bir tedirginlik hissiyle baş başa kalırsınız. Geceleri ormanda yürüdüyseniz ve aniden sebepsiz yere ürktüyseniz yaşadığınız şey bu. Hatta tuhaf bir üçüncü ihtimal daha var. Gerçekte ortaya ayı olmamasına rağmen bir an için ayı görebilirsiniz. Muhtemelen bunu da yaşamışsınızdır. Tanıdığınızı sandığınız birini görüp sonra yabancı olduğunu fark ettiniz mi hiç? Aynı şey. Beyniniz geçmiş deneyimlere dayanarak tanıdığınız birini tahmin etti ve siz de bir anlığına onu gördünüz.
Kısacası duygular, durumumuza bağlı olarak vücudunuzun duyumlarının ne anlama geldiğine dair beyninizin en iyi tahminleridir. Trafikte başka bir sürücü yolunuzu keserse yüzünüz kızarır ve bu sıcaklığa öfke olarak algılayabilirsiniz. Ama sevgilinizle bir kez öpüşürken aynı sıcaklığı hissedersiniz, bunu heyecan olarak algılarsınız. Ya da denizden çıkarken mayonuzun sıyrıldığını fark edersiniz, yine yüzünüzün kızarır ve ama bunu utangaçlık olarak algılarsınız. Beyniniz içinde bulunduğunuz duruma bağlı olarak aynı duyumdan farklı anlamlar çıkarabilir. Duygular işte böyle oluşur. Doğuştan beyninize yazılmış duygular yoktur. Duygularınız anlık olarak inşa edilir. Bir bakıma duygularınız bilinçsiz bir şekilde 3 malzemenin birleşmesiyle oluşuyor. Vücut bütçeniz, mevcut durumunuz ve geçmiş deneyimlere dayalı tahminler. Bu malzemelerden birini değiştirebilirseniz duygularınız üzerinde biraz kontrol sahibi olabilirsiniz. Kolay değil ama imkansız da değil. En kolayı vücut bütçenizi değiştirmek. Sağlıklı beslenin, uykunuzu alın ve düzenli spor yapın. Böylece beyniniz vücut bütçenizi dengede tutmak için çok çalışmak zorunda kalmayacak. Ruh haliniz eskisi kadar olumsuz olmayacak ve beyninizin nahoş duygular yaratmaya daha az fırsatı olacak. İkinci malzemeyi yani mevcut durumunuzun değiştirmenin farklı yolları var. Başka bir yere geçerek çevrenizi doğrudan değiştirebilirsiniz. Bu mümkün değilse dikkatinizi etrafınızdaki başka şeylere vererek çevrenizi dolaylı olarak değiştirebilirsiniz. Üçüncü malzeme olan geçmiş deneyimlere dayalı tahminler ise değiştirilmesi en zor olanı çünkü geçmişinizi değiştirmek imkansız. Ancak şimdiki zamanda harekete geçerseniz beyninizin geleceğe yönelik tahminleri değiştirebilirsiniz. Böylece gelecekteki duygularınızı da değiştirebilirsiniz. Ben ve ailem duygusal grip dediğimiz bir kavram türettik. Aslında hayatınızda ters giden bir şey olmamasına rağmen kendinizi berbat hissettiğiniz, korkunç bir insan olduğunuzu düşündüğünüz, herkesin sizden nefret ettiğini sandığınız, dünyanın sonu gelecekmiş gibi hissettiğiniz hiç oldu mu? İşte duygusal grip bu. Muhtemelen beden bütçenizin bozulmasından dolayı nahoş bir fiziksel his yaşıyorsunuz ve beyniniz bunu dikkate alarak binbir türlü olumsuz açıklama inşa ediyor. Bu duygularla başa çıkmak için gerçek gripten ilham aldık. Grip virüsü kişisel bir şey değil, akciğerlerinizde ikamet eden fiziksel bir şey. Biz de bu korkunçluğu tamamen fiziksel bir şey olarak görmeye ve semptomları uyku, yürüyüş, egzersiz, birbirimize sarılma gibi işe yarayan şeylerle tedavi etmeye başladık. Ailem ve ben durumu tekrar kişiselden fiziksele dönüştürerek beynimizin geleceğe yönelik tahminlerini değiştirdik ve ne kişisel ne de yargılayıcı olan bir duygusal grip yaratmayı kolaylaştırdık. İlk başta bunu yapmak zordu ama pratik yaptıkça kolaylaştı. Bu fikri paylaştığımız arkadaşlarımız da başarıya ulaştı. Bu şekilde ansiyete ve depresyon gibi ciddi rahatsızlıkları iyileştirebileceğinizi iddia etmiyoruz. Ama hayatınızda somut iyileştirmeler yapmak mümkün. Bununla birlikte duyguları bu şekilde ele almak ruhsal hastalıkları anlamamıza da yardımcı olabilir. Yüzlerce yıldır insanlar ruhsal ve fiziksel hastalıklar arasında bir sınır çizdi. Kanser, kalp hastalıkları ve diyabet vücut rahatsızlıkları olarak görülürken depresyon ve ansiyete genellikle ruhsal hastalıklar olarak görülür. Ama artık beyninizin vücut bütün bütçesini sürekli olarak düzenlediğinizi ve bütçe yetersiz kaldığında kendinizi kötü hissettiğinizi biliyoruz. Bu durum, geleneksel olarak vücutla ilişkilendirilen metabolizma sorunlarının, depresyon ve ansiyete gibi ruh haliyle ilişkili hastalıkların da merkezinde olduğunu gösteriyor. Ayrıca diyabet ve kalp hastalıkları gibi fiziksel hastalıkların neden kalıcı duygu durum semptomlarına yol açtığını açıklamaya yardımcı oluyor. Fiziksel ve ruhsal hastalıklar arasındaki sınır sanılandan daha geçirgen. Bunu anlamamız hastalıkları önleme ve tedavi etmenin yeni yollarını bulmamızı sağlayabilir. Sağlıklı beslenin, uykunuzu alın ve düzenli spor yapın ki beyniniz vücut bütçenizi dengede tutmak için çok çalışmak zorunda kalmasın. Yeni bir bakış açısı. Bu yeni bakış açısı yapay zekaya dair bir soruyu da akıllara getiriyor. İnsanların duygularını okuyabilen bir makine yapmak mümkün mü? Facebook, Google ve Microsoft gibi şirketler cevabın evet olduğunu düşünüyor. İnsan yüzlerini ve bedenlerini incelerek duyguları tespit edecek yazılımlar geliştirmek için milyarlarca dolar harcıyorlar. Ancak yalnızca yüze ve vücuda bakarak duyguları okumak mümkün değil. Çünkü duyguların kesin parmak izleri yok. Teknoloji şirketleri duygu tahmininde bulunmak istedikleri kişiler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalı ve gerçek dünyadaki duygu çeşitliliğini de benimsemeli. Peki duyguları hissedebilen bir bilgisayar yapabilir miyiz? Duygular kısmen de olsa vücut bütçenizin düzenlenmesiyle oluşuyor.
ve o zaman bir makinenin duyguları deneyimlemesi için vücut gibi bir şeye sahip olması gerekir. İnsan benzeri bir vücut olması şart değil. Dengede tutulması gereken enerji ihtiyaçları olan ve kendi aralarında etkileşim kuran karmaşık sistemlerde olabilir. Yapay zeka geliştiricileri yakında bunu da bir çözüm bulunca hissedebilen ve empati kurabilen bir makine yaratmaya bir adım daha yaklaşacaktır. Beyin adeta vücudumuzun bütçesini yönetiyor ama buradaki para birimi biyolojik.